Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bugün aslında çok önemli bir oturumla karşınızdayız. Özellikle iletişim fakültesi öğrencileri ve iletişim liselerinde okuyanların merak ettiğini düşündüğümüz bir oturum tertiplemeyi planladık. Acaba üniversiteler bu görsel işitsel konuda yayıncılık alanında neler yapıyorlar? Ne tür çalışmalar yürütüyorlar? Hem lisede okuyan arkadaşların tercihlerini yönlendirmek, onlara yardımcı olmak amacıyla hem de iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımızın yine kendi alanlarında farklı üniversitelerdeki arkadaşların neler yaptığını öğrenebilmeler amacıyla böyle bir oturumu düşündük. Oturuma vakit harcamadan, vakit geçirmeden hemen Kayseri Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile başlamak istiyorum. Sevgili Uğur Rukürsü'yü alacağız. Uğur, İletişim Fakültesinden benim devre arkadaşım. Şimdi bize Erciyes Üniversitesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Teşekkür ederim Yiğit. Kendi okuluma gelmekten büyük bir mutluluk duydum arkadaşlar. 2000 senesinde ben de burayı bitirdim. Şu anda Kayseri bayağı uzak buraya. Anadolu'nun bir köşesinde. Ama güzel bir şehir. Bura kadar olmasa da güzel bir fakültemiz var. Güzel bir televizyon stüdyomuz var. Buna geçmeden önce kısa bir tanıtım filmimiz var. İsterseniz izleyelim. Ondan sonra devam edelim sunumuza hocam. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Kur'an ve uygulamanın iç içe girdiği bir eğitimden geçiyor. Fakültemizde verilen eğitim, çağdaş, amaca yönelik dersler, üstün nitelikli öğretim üyesi ve elemanlarıyla aranılan bir meslek edinmenin kapılarını aralıyor, öğrencileri yaşamın sorumlulukları ve güzellikleriyle tanıştırıyor, dünyanın ve içinde yaşanılan toplumun daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor. Fakültemizin amacı yazılı, görsel, işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek, çalışabilecek, düşünecek, üretecek, vizyonu geniş, sorun çözebilecek gençler yetiştirmek. Öğrencilere teorik, pratik bilgi ve beceri kazandırmak da temel hedefimiz. Bu doğrultuda Campus TV, Gazete Campus, Erciyes Film Atölyesi, Halkla İlişkiler Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi ve Tasarım Ofisi öğrencilere uygulama olanağı sağlayan başlıca birimler. İletişim Fakültesi'nin yerel yayın kanalı Campus Televizyonu, fakülte öğrencilerine profesyonel bir çalışma hayatı sunarken, gazete bölümünün yayın organı Gazete Campus ve Eriha Dergisi öğrencileri mesleğe hazırlıyor. Teorik ve pratik eğitimlerin yapıldığı film atölyesinin amacıysa öğrencilere kendi filmlerini çekebilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak, ihtiyacı olan ekipmanı sağlamak. Uygulama atölyelerinin katkısıyla fakültemiz, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında geniş teknik altyapısıyla Türkiye'nin önde gelen iletişim fakülteleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda Erciyes İletişim, ulusal ve uluslararası yarışmalarda farklı dallarda çok sayıda ödül kazandı. Görsel, işitsel, yazılı, internet, fotoğraf ve reklam kategori dallarında alınan bu ödüller gurur kaynağımız oldu. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 3 yıl üst üste Türkiye birincisi olarak
Kırılması zor bir rekora imza atan fakültemiz bu yıl aldığı 5 birincilik, 6 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 16 ödülle başarısını perçinledi. Ayrıca Erciyes Film Atölyesi bünyesinde farklı kategorilerde yapılan projeler ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza attı. Erciyes Film Atölyesi belgesel ve kurmaca dallarında bugüne kadar 42 birincilik, 14 ikincilik, 14 üçüncülük, 21 özel ödül olmak üzere toplam 91 ödül alarak Türkiye'de geniş bir yankı uyandırdı. Bu büyük başarının elde edilmesinde başta Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Keleştemir olmak üzere İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hamza Çakır, İletişim Fakültesi akademisyenleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri halkının emeği tartışılmaz. Ve Süleyman Çetin Say'a. Gerek fakültemiz, gerek öğrencilerden maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hayırsever iş adamına teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet hocam, saygıdeğer hocalarım, arkadaşlar. Tanıtım filminde de izlediğimiz kadarıyla tabii bütün bu başarıları hocamıza borçluyuz, hocalarımıza borçluyuz. Aynı zamanda bütün bu başarıları fakültemizin uygulama birimi olan, uygulama televizyonu olan kampüs televizyonuna borçluyuz. Çünkü arkadaşlar inanın bu başarılarda görev alan öğrenci arkadaşlarımızın birçoğu, belki birkaç tane kendi merakından olabilir ama birçoğu televizyonumuzdan muhakkak geçmiştir. Kameramanlık yapmıştır, yönetmenlik yapmıştır, program yapmıştır. Muhakkak televizyondan bir geçmişi, bir mazisi vardır. Yani başarıları büyük bir çoğunluğu fakülte kadar uygulama birimi olan televizyonumuza da borçluyuz. Televizyonlar bu yüzden çok çok önemlidir ki ben 2000 yılında İlgi Üniversitesi'nde mezun olduğum zaman maalesef bizde böyle bir imkanımız yoktu. Bir televizyonumuz yoktu. Bir uygulama birimimiz çok, uygulama birimi yoktu Ege Ajans'tan başka. Ama bir radyo televizyon bölümü olarak, bitiren öğrencisi olarak İlgi Üniversitesi'nin böyle bir bölümün olması ki Yiğit arkadaşımız beni aradığında çok şaşırdım. Çok da sevindim sizin adınıza. Muhakkak bu uygulama birimlerini kullanalım. Muhakkak oralara gidelim. Ben yaklaşık 11-12 senedir Kayseri'de görev yapıyorum. Televizyonumuzda birçok öğrenci gelip gidiyor ve başarılarını mezun olduktan sonra da dinliyoruz, duyuyoruz ve mutlu oluyoruz. Tabii hocalarımız da bizlerden, bu başarılardan onlar da mutlu oluyorlardır. Şimdi arkadaşlar Kayseri tabii ki medya sektörüne, basın sektörüne biraz daha uzak. Ankara merkezine biraz daha yakın ama hepimiz biliyoruz ki medya sektörü İstanbul diyoruz veya Ankara diyoruz, İzmir diyoruz. Ama Kayseri'de de muhakkak suretle bu arkadaşlara eğitimini vermemiz gerekiyor. Uygulamasını alması gerekiyor. Onun için fakültemizin uygulama televizyon olan Campus TV 2001'den sonra Güzel Sanatlardan sonra İletişim Fakültesi adı altında kuruldu. 2003 senesinde de ilk canlı yayınını gerçekleştirdi ve 2003'ten bu tarafa yaklaşık 10 senedir canlı yayınlarında devam ediyor. Tabii burada arkadaşlar muhakkak bu bir ekip işidir. Yayıncılık ekip işi olmazsa, ekip olmazsa kesinlikle yapılmaz. Bu ekibin en önemli elemanları da öğrencilerimiz, yani sizlersiniz. Ondan dolayı muhakkak bunlara
girmemiz gerekiyor. Ve bu burada görev yapan hocalarımıza veya diğer personele tabii ki yardımcı olmamız gerekiyor. Neticede biz bu bölümü isteyerek seçtik ve severek geldik. Eğer biz bu stüdyonun tozunu yutmazsak veya kameranın vizörüne dokunmamışsak kesinlikle alanımızda, sektörümüzde başarılı olamayız. Birinci oturumda diğer gazeteci abilerimizi dinledik. Onların belki çekimcileri var. İletişim Fakültesi'nden öğrenciler geldiği zaman fotoğraf makinesi bilmiyor, kamera bilmiyor, kamerayı kullanamıyor, haber yazamıyor. Böyle tabii ki bazen olumlu bazen olumsuz eleştirileri olabiliyor. Muhakkak bizler de televizyon olan fakülteler olarak ki burada sayın hocalarıma teşekkür ediyorum. İletişim Fakültesi'ne bağlı değil ama bir araştırma birimine bağlı bir televizyonumuz var. Neticede üniversitemizin televizyonu. Ondan dolayı muhakkak buralardan faydalanalım. Minimum derecede değil, maksimum dereceden faydalanalım. Kayseri tabii ki arkadaşlar soğuk bir memleket. Havası olsun ve uzak, birçok ulaşım noktasına uzak bir merkez. Fakat basın yayında, basın yönünden veya televizyon yönünden bayağı bir zengin bir şehrimiz. Yaklaşık 1 milyon üzerinde bir nüfusumuz var. Ama 26 tane günlük yayınlanan gazete ve 6 tane şu anda arkadaşlar 2 tanesi uydudan yayın yapan toplam 6 tane de yerel televizyonu var. Yani belki İzmir'den daha fazla televizyona sahip. Onun için onlar da televizyonda çalışan, medyada çalışan kişiler de iletişim fakültesinin önemini biliyorlar. Ve önem veriyorlar. Muhakkak surette buradan yetişen arkadaşlarımızı gerek staj kapsamında gerekse okul bittikten sonra çalışmak adına bunlardan faydalanıyorlar. Tabii arkadaşlar birçok üniversitede olmayan Kayseri'de böyle bir şöyle bir yapı var. Çok çok iyi bence yani. Keşke Ege Üniversitesi benim üniversitem. Keşke benim üniversitemde de böyle bir şeyler olsa. Çok sevinirim. Oradaki bütün binaları, bütün üniversite binalarını, fakülte binalarını bir hayırsever yaptırıyor. Bu yaptırmak bütün tamamını yaptırıyor. Yani sadece iletişim fakültesini yaptırıp kalmıyor. İçindeki cihazlara varana kadar hepsini de koyduruyor, düzenliyor ve o şekilde teslim ediyor. Çok çok iyi. Bizim fakültemiz de Süleyman Çetinsay'a hayırsever tarafından yapılmış. Birçok fakülte binası gibi aynı şekilde böyle bir kazancımız var. En azından böyle bir arkamızda duran bir hayırseverimiz var. Darısı Ege Üniversitesi'ne inşallah en azından devletimizin yetişemediği birçok noktaya böyle hayırseverler bir anda 3 ay gibi kısa bir sürede bizim fakültemizi inşa etmiştir. Fakültemizin arkadaşlar uygulama birimlerine baktığımız zaman ama uygulama birimi diyorum arkadaşlar buna dikkat edelim. Ha, bazı üniversitelerde belki bazı yerlerde olur. Sadece isim olarak geçer ama herhangi bir şey olmaz içerisinde. Ama kesinlikle bizde bütün birimlerin içi doludur. Ve muhakkak uygulama vardır. Ve kendimize ait bir binamız ve 8,5 metre yüksekliğinde bir televizyon stüdyomuz var. Ve televizyon stüdyosu olarak yapılmış bir binamız var. Planıyla, projesiyle televizyon stüdyosu olarak yapılmıştır. Birçok yayın kuruluşuna baktığımız zaman maalesef bina altlarında, bodrumlarda, çatı katlarında veya bina daire gibi dairelerde yayıncılık yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu televizyon standardına uymayan stüdyolarda yayın yapıyorlar. Ama bizim dediğimiz gibi buranın tavan yüksekliğine yakın yani 7,5-8 metrelik bir tavan yüksekliğimize ait bir televizyonumuz var, stüdyomuz var. Campus TV,
Gazete Kampüs, Tasarım Ofisi, EFA, biraz önce filmde izlediğimiz bütün başarıları arkadaşlar, birçok belki özel üniversitelerde veya yıllardır bu işe emek veren birçok üniversiteden bir adım iki adım önde olan bir film atölyemiz var. EFA film atölyemiz var. Fotoğraf stüdyomuz var. Haber merkezimiz var. Yine haber merkezimiz televizyon bünyesinde. Radyo atölyemiz var. Halkla ilişkiler atölyesi var. Şimdi arkadaşlar, televizyonumuz tabii ki yerel yayın yapmaktayız. Burada Yiğit arkadaşımızla görüştük. Siz de yerel yayın yapıyorsunuz. Buradaki televizyonumuz da yerel yayın yapıyor. Biz de yerel yayın yapıyoruz. 45. kanaldan, UHF 45. kanaldan yayınlarımızı bir kahvalık 1000 wattlık vericiyle tabii ulaştırıyoruz. Tabii Kayseri biraz daha İzmir'e göre coğrafi olarak daha küçük. En azından bir çanak şeklinde düşünebilirsek arkadaşlar, yayınlarımız daha sıkıntısız izleyicilerimize ulaştırabiliyoruz. Ve stüdyomuza baktığımız zaman burada sıcak ve soğuk ışık kaynaklarından ve reji sistemimizde Playout sisteminden, Titlebox, KJ sistemimizden veya kayıt sistemimize kadar tamamını, yani şu anda bir ulusal TV'ye gittiği zaman öğrencinin görebileceği, çalışabileceği bütün sistemi İletişim Fakültesi olarak, Campus TV olarak onlara veriyoruz. Tabii ki öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren, tabii meraklı olanlar birinci sınıftan itibaren geliyorlar. Eğer meraklı değilseniz ki zorunlu olarak gelme sınıfı da 3. sınıftan itibaren olur. Ama meraklıysa 1. sınıftan itibaren gelirsin, stüdyoda, televizyonda, televizyonun herhangi bir biriminde görev alabilirsiniz. Biz kesinlikle öğrenciyi stüdyodan kaçırmıyoruz, kovalamıyoruz. Gelen arkadaşlarımıza maksimum derecede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve program yapmak isteyenlere o program önerileriyle birlikte bütün imkanları sunuyoruz. Çok özür diliyorum. Sevgili Uğur, 15 dakikalık süremiz var her konuşmacı için. Tamam. Hani toparlayabilirsek. Tabii ki arkadaşlar, yerel televizyon olduğumuz için yerel kültüre de önem vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim televizyonumuz aynı zamanda hem eğitim televizyonu hem uygulama televizyonu. Ve uygulama televizyonunda bir izleyici kitlesi var. Tabii bunu üniversite öğrencileri, üniversite personeli izliyor. Aynı zamanda Kayseri halkı da izliyor. Onun için Kayseri'ye yönelik kültür sanat programları gibi değişik programlarda yayınlıyoruz. Bunu yayınlayan arkadaşlarımız yine üniversitemizin diğer bölümlerinden hocalarımız veya üniversite iletişim fakültesinden bazı personel arkadaşlarımız veya öğrenci arkadaşlarımız bizzat kendileri bu programları yapıyorlar. Bu programlardan birkaç örnek olarak slide'da hazırladım. Örneğin spor programı. Herkes belki izliyordur. Birçok spor programını izliyoruz ulusallarda ama yerel bazda da biz de en azından yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapan arkadaşlarımız da 2. 3. sınıf arkadaşlarımız. Radyo Televizyon Sinema bölümünden 2. 3. sınıf spora meraklı olan arkadaşlarımız Kale Arkası diye bir program yapıyorlar. Tabii biz bu imkanları kendilerine veriyoruz. Bunlar her hafta birinci ligden, ikinci ligden, amatör ligden konuklarını çağırıyorlar. Sporla ilgili teknik direktörleri, telefon bağlantıları. Yani ulusallarda gördüğümüz spor programlarına belki daha da güzel, birçoklarından daha da güzel programlar yapıyorlar. Veya üniversitemizin diğer bölümlerinden, ki bunlara tıp fakültesi, hukuk fakültesi, sağlık programları, hukuk programları, müzik programları, ki fakültemiz, üniversitemiz o yönden zengin, bütün bölümlere sahip bir üniversiteyiz. Onlardan akademisyen hocalarımız gelip alanında uzman konularla ilgili, konuklarla ilgili halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu yönde de üniversitemizin, televizyonumuzun çok çok önemi
ve önemi de yadsınamaz. Bunlarla ilgili örnekler sinema programı, ki biz İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü olarak sinema programları yapıyoruz. Yine yapan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, kültür sanat programları veya yerel halkla ilgili, yerel kültürle ilgili türkü programları, bunun gibi programları, mekanları da kullanarak arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz. Vericimiz dediğimiz gibi 1000 wattlık bir vericimiz var. O da Kayseri için yeterli. Ve aynı zamanda internet yayınımız var arkadaşlar. Üniversitemizin ana sayfasından TV tıkladığımız zaman direkt o an ne varsa canlı yayında veya daha önceden çekilmiş programları izleme imkanımız bulunuyor. Bu da değişik programlardan alınmış görüntülerimiz var. Dış mekanda, iç mekanda fark etmiyor. İllaki stüdyoda program yapmamıza gerek yok. Mobil verici linklerle arkadaşlar dışarıda da yayınlarımızı, canlı yayınlarımızı yapabiliyoruz, yayınlayabiliyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız görülüyor. Yine dediğimiz gibi stüdyomuzda arkadaşlar sıcak, soğuk ışık kaynaklarımız ve ışık bağlantı aparatları, pantograflar sistemi, pantograf sistemi tamamen ulusallardaki televizyon stüdyolarında ne varsa bir benzeri de kendi stüdyomuzda mevcut. Bahar şenliklerinden yine mobil yayın sistemimizden buradan görebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda dış mekanda bir çekim öncesi hazırlıkları, teknik yönden, ışık yönden hazırlıkları hemen sağdaki slaytta, fotoğrafta görebilmek mümkün. Reji sistemimiz dediğimiz gibi arkadaşlar yine öğrenci arkadaşlarımız çalışmaktadır reji sistemimizde de. Burada televizyonda rejide kullanılan play-out sistemimiz aynı şekilde kullanıyoruz. Sevgili Uğur, çok özür dileyerek araya girmek zorundayım ama çok açtık vaktimizi. Tamam hocam, bitiriyorum. Zaten bitti. Kayıt sistemimiz, internet üzerinden yayın yapabiliyoruz. En önemlisi de mesela arkadaşlar teknik cihaz olarak 7,5 metrelik bir jimjimimiz var. Bunları aynı zamanda hem televizyonun imkanında hem de öğrenci projelerinin imkanlarına verebiliyoruz bunları da. Öğrencilerimiz de bunu kullanabiliyor. Aynı zamanda derslerimizde de bunu gösteriyoruz. Sağ olsun rektörlüğümüz, dekanlığımız geçen hafta alındı. 8 pervaneli flycam'imiz, multikopterimiz de var. O imkanımız da var. Yani bir Kayseri olarak düşündüğümüz zaman küçük bir üniversite ya bir şey yoktur diye kesinlikle düşünmeyin. Belki birçok batıdaki üniversitede olmayan cihazlar bizlerde mevcut arkadaşlar. Bunlar da yine öğrenciler flycam operatörlüğü olarak da bunların derslerini, eğitimlerini alabiliyorlar. Evet, bu da canlı yayınlarda kullanılan transımız. Canlı yayınlarda da bahar şenliklerimiz oluyor. Onda da kullandığımız cihazları, translarımızı, yayın ekibimizi burada görebilmemiz mümkün. Evet. Yiğit hocam bu kadar. Tamam, çok teşekkür ederiz sevgili Uğur Aydın'a.